bildiğiniz turşulardan değil, değişik. Hepiniz kolayca yapabilirsiniz. Tam domateslerin harika zamanı. Kaçırmayın bu fırsatı. Ben yönetmenimizden öğrendim. Tadına da baktım. Bayıldım. Bayıldım. Harika yani. Ben de şimdi evime yapıyorum zaten bu turşuyu sizinle birlikte. Çok da lezzetli oluyor. Şimdi domatesleri güzelce yıkadık. Yıkadıktan sonra sapını kopardım. Kopardıktan sonra hani hanımların böyle bir incecik domatesin kabuğunu soyma böyle hevesleri vardır ya, öyle değil. Aynen bunu böyle elma soyar gibi soyuyoruz. Hiç ince olmasına gerek yok yani. Hani ince soymaya çalışmayın. Elma soyar gibi soyuyorum. Şöyle hemen göstereyim. Çok basit, sirke yok içinde. Şu sapının çıktığı yere oyuyorum. Evet. Sapın çıktığı yeri oydum. Bir tane içine cin biber, taze cin biber. Şöyle yerleştiriyorum. İçine doğru bir tane sarımsak her bir domatese. Biz bu kadarlık bir kavanoza 14 tane yapacağız. Şöyle üstüne de bir çay kaşığı kaya tuzu. Evet, döküyorum ve böyle yerleştiriyorum. 14 gün sonra harika bir turşu oluyor bu. Domates turşusu. Kendi kendine oluşuyor. Çok da lezzetli oluyor. Bir tane daha göstereyim. Şöyle soyuyoruz. Kalın kalın. Bakın. Evet, bir çeksinler şöyle. Bakın kardeşlerim, burada yapılmış halde. Bunlar şimdi kavanozun içine yerleştireceğiz. Ne var? Gördüğünüz gibi sarımsak, cin biber ve tuz. Evet. Başka bir şey yok. Bu şimdi kadar. Her bir domatese bir çay kaşığı cin biber, bir tane de sarımsak. Evet, şöyle bir tane cin biber, bir tane tam karşısına şöyle arkadaş gibi. Evet, sarımsak ve bir çay kaşığı tuz. Hani birbirlerine bastırmıyorum böyle, üstlerine çıkmayacak gibi. Şöyle yan yana yan yana üst üste diziyorum. En son da üstlerine şöyle üzüm yaprağı kapatabilirsiniz. Bu da barlanmasın diye. Ama kapatsanız da olur, kapatmasanız da olur. En son üstüne şöyle kapatıyorum. Evet, üstüne ağzını da kapatıyorum. Hiç ellemiyorum. 14 gün mutfakta bekletiyorum. 14 gün sonra turşunuz oluyor.